Bismillahirrahmanirrahim. Kasasun Nebi'nin adı kitaptan okumaya devam ediyoruz. İki numaralı alt başlık. Nasihatur raculi. Adamın nasihati. Ve va'za. Vaaz etti. Va'za vaaz etti. Yani tavsiyede bulundu. Diyelim. Kim? Er adam. Kime vaaz etti? Kavmehu. Kendi kavmine. Ve eva mazi fiil. Fetha üzeri mebni. Er racül onun faili olduğu için merfudur. Kavm kelimesi ise mefuldür. O yüzden mensuptur. Şöyle bakabilirsin. Ve fetha üzeri mebni mazifil. fiil. Racül fail olduğu için merfu. Kavm kelimesi meful olduğu için mensuptur. Racül kelimesinin raf olması ve kayım kelimesinin nasb olmasını sağlayan etken nedir? Va va fiilidir. O, racül raf etmiş, kavim kelimesini nasip etmiştir. Devamında ve bedele. Bedele elinden geleni yaptı demek. Bolca verdi. Gayret sarf etti. Lehum onlara yönelik. Kavmine yani. Vuddehu. Vud sevgi demek. Samimiyet demek. Bedele bolca verdi. Kim? gizli zamir ve fa'il racul yani o kişi o adam bolca verdi lehum onlara yani kendi kavmine neyi bolca verdi dehu kendi sevgisini samimiyetini olanca samimiyetini ortaya koydu ve daha ne yaptı neyi bolca vermiş neyi bolca yapmış nasihatehu nasihatini de bolca elinden geldiğince ortaya koydu burada geçen Bedele fetha üzeri mebni mazi fiil olur yine. Gizli zamir hüve onun faili olur. Lehum onlara verdi. Neyi vermiş? Vud. Vudde. Vudde niye fetha ile bitmiş? Mensuptur, mefuldür. Burada geçer mesela bir fiile değin, değinelim. Ve'a olsun. Bedele olsun. Bir fiil ile karşılaştığımızda tekrar orayı alayım ben. Bir fiil ile karşılaştığımızda hem bedele konsantre olalım hem baştaki fiilimize. Bir fiil gördüğümüzde fiil bil ki mazimi, muzarimi, emir mi? Bu açıdan yani sığası açısından üç ayrıdır. Sığa açısından sığa, kalıp açısından, tür açısından ya mazidir ya muzaridir ya emirdir. Şu an çizgi olan her ikisi de mazidir mefulü bir ihtiyaç duyup duymaması bakımından yani bir fiil ya lazımdır ya müteaddidir. İkisi de müteaddi şu an gördüğün. Yapısı yani türleri bakımından da iki ayırabilirsin. Aksamu seba diyoruz. Sağdaki fiil için ve a, va ne dersin? Muteldir. Çünkü illet harfi içeriyor. İllet harfi faal fiili konumundadır. O zaman mutelin misal kısmındandır. Bedele mutel değil. Çünkü illet harfi yok. Ha o zaman sahihtir. Sahihin de salim kısmındandır. Evet. Bunun dışında bir fiil kök harfleri sayısına göre de ayrılabilir. Yani sülasi mücerret mi, rubai mücerret mi? Her ikisi de bunların sülasi mücerrettir. Öte yandan bir fiil mezit mi, mücerret mi? Bak o da ayrı bir şey. Her ikisi de mücerrettir. Malum mudur, meçhul müdür? Her ikisi de malumdur. Tehkit edilebilir, edilemez. Bak, oradan da ayrılır. Bunun dışında çekimi var mı yok mu? Yani camit fiil var. Bir de çekimi olan fiil var. Bu fiiller camit değil. Çekimlenebilen fiillerdir. Onun dışında mebni fiil, mureb fiil. Ha bunlar mebnidir. Feta üzeri mebni. ikisi de mazidir. Bunun dışında bir fiil. Tam fiil midir, nakıs fiil midir? Diye de ayrılır. Her ikisi de tam fiildir. Devam edelim. Onun dışında geçen bir isme değinelim. Mesela racul kelimesi nedir? İsimdir. Değil mi? Nasıl bir isimdir? İsimden isime de fark var. Mesela ne diyebilirsin? Dersin ki bu racul kelimesi müfret bir isimdir. Aa, sen müfret diyorsan bil ki müfret e, geniş bir kavramdır. Yani müfretten kasıt birkaç şey olabilir. Müfret deyip geçme. Bir. İrab bahsinde hem irab bahsinde hem de sarf ilminde müfretten kasıt nedir? Tesniye değil, cemi değil. Yani tekillik kastedilir. Tekil olmak. Bir elma, bir bardak, iki değil, üç değil, bir sürü değil. Tekillik kastedilir. Hem irab bahsinde hem sarf ilminde kastedilen, müfret kavramıyla kastedilen budur. Peki haber babında, haber bahsinde yani müptedanın haberi oluyor değil mi? Veya işte indirin ismi var, haberi var. Bunun gibi haber konumunda bir haber gördüğünde bu haber müfrettir denildiğinde ne kastediliyor? Ondan kast edilen şey şudur. Görmüş olduğun haber cümle değil ayrıca şibih cümle de değil. Müfret bu demek. Cümle değil şibih cümle değil. Eşittir müfret haber için bu haber müfrettir denildiğinde ne kastediliyor? Yani bu haber cümle değil, şibih cümle değil, müfrettir. Yani tesniyeci milikle bir ilgisi yok. Dikkat et buraya. Cümle veya şibih cümle değilse o habere müfret haber denir. Bunun dışında cinsine nefsi için olan la var, değil mi? Onu düşündüğümüzde onu düşündüğümüzde bunda kast edilen şey ee, aynı zamanda münada bahsinde değil mi? Münada bahsinde. Bir kelime için müfret denildiğinde ondan kast edilen şey Muzaf değil, şibih bil muzaf değil. Muzaf da değil, şibhi muzaf da değil. Bu müfrettir denildiğinde ne kast ediliyor? Muzaf da değil, şibhi muzaf da değil. Eşittir müfret. Nerede? Nerede kast ediliyor? Cinsinin nefi için olan la bahsinde ve münada bahsinde bir kavram için bu müfrettir denildiğinde bil ki o kelime muzaf da değil, şibih muzaf da değil demek isteniyor. Tesniye ceminin zıttı kastedilmiş değil yani. Ayrıca alem bahsinde de müfret var değil mi? Alem bahsinde. Alem üzerisinde. demek. Bundan kastedilen şey mürekkep değil. Kelime mürekkep değil. Nasıl mürekkep değil? İsnad terkibi ile isnad terkibi ile ve ayrıca izafi terkibi ile ve ayrıca mezci terkibi ile mürekkep değil demektir. Alem bahsinde bir kavram için bu müfrettir deniliyorsa ne kastedilmiştir? Mezci terkip yok bu kelimede. İzafi terkip yok. İsnadi terkip yok. Böyle bir mürekkeplik yok yani kelime de Demek isteniyorsa müfrettir denir. Evet. Bunları bilmek önemli. Yani müfret denildiğinde tesniye ve cemiyenin zıttı diye sadece bir mana akla gelmemeli. Peki ayet varmış bismillah. Gafir 38 bismillah. Ve kâlellezîne âmene. Ve <laughs> kâlellezî âmene. Ve kâle dedi elledi o kimse ki amene iman et. İman eden kişi dedi. Ne dedi? Ya kavmi ey kavmim. Ya kavmi ya kavmi demektir değil mi? Mahzuf ya var mimin sonunda. Yoksa ya harfi gelmiş kayın kelimesini cer etmiş diye düşünün. düşünmezsin zaten. Ya cer harfi değil ki. Ya kavmi yani ya kavmi ey benim kavmim. İttebi'u tabi olun. Ni bana ni bana mı demek? Aslında nurun da sonunda bir yağ var. Mahzuf ya. Ni demektir. Tamam mı? Bana oradan çıkıyor. Bana tabi olun ki ehdi göstereyim kum size. Ne sebiler raşadi. E doğru yolu, sebil yol raşat doğru. Ehdi Muzari nefsi mütekelinin vahde gizli zamir ene fail olur. Kım birinci meful sebile ikinci meful oluyor. Ve alime anladı bildi kim? Er raculu er raşidu. Ee, olgun kişi olgun adam. Er raculu adam nasıl adam? Er raşidu. Raşid olgun demek yani reşit olgun. Ama hem olgun hem imanlı. Yukarıdaki kişiden bahsediyor. O kişi anladı, bildi. Neyi anlamış, bilmiş. Ennel kavme, şüphesiz ki kavim, hangi kavim? Kendi kavmi ya, ya kavmi dedi ya, o kavim. Fi sekratin, fi içinde, de, da içinde diye çevrilir. Sekrat, sarhoşluk demek. Fi sekratin, bir sarhoşluk içerisindedir. Hangi türden bir sarhoşluk? İçkiyle mi oluşmuş? Minel hayatil dünya, dünya hayatından kaynaklanan bir sarhoşluk. Yoksa şarap içmiş de sarhoş olmuşlar demiyor ya. Min, mini beyaniye. Değil mi? Dünya hayatına aldanmış, gitmişler. Bu kastediliyor. Halime, fethe üzeri mebili mazifil. Reculü, fail. Erraşit, Racul'un sıfatı. Halime'nin mefulü nerede? Ennel kavme. Enne ile birlikte başlayıp devam eden yer yani. Burası ne olmuş oluyor? E, mef'ul olmuş oluyor. Mastar tevilinde. Enne ile birlikte. Ennel kavme şüphesiz ki kavim ne içerisinde dir el kavim enlerin ismi fi ise enlerin haberi olmaktadır. Sarhoşluk içinde dir manasına geliyor. Fi car mecrur şibih cümle diyor. Haberdir el kavim isimdir endenin ismi haberi birlikte cümle olarak alimenin mef'ulu olmaktadır. Ve enne şüphesiz ki ne firavun Mağrurun. Gururludur. Gurur aldanmak demek bir yerde değil mi? Aldanmıştır yani. İsmi ful kalıbı bu. Ne sebebiyle aldanmış? Bir mülkihi, mülkü ve kuvvetihi ve kuvveti sebebiyle, nedeniyle gururlanmıştır. Ve fakat hadihil hayat bu hayat hülmün. Bu hayat nedir? Bir rüyadır. Neyden olan bir rüya? Min, mini beyaniye. Uykudaki bir rüyadan mı bahsediyor? Minel ehlami. Rüyalardan bir rüyadır. Ve enne dünya. Ve şüphesiz ki dünya nedir? Zillun bir gölgedir. Öyle gölge ki zailun kayıp olucu, kayıp olan, yok, olacak bir e, gölgedir. Enne ismini nasıl haberini raf ediyor? E Ed dünya onun ismi mensup. Nasb alameti nedir? Kelime elifle bittiği için takdiri fethavadır tamam mı elifin üstünde. Tenzür nedeniyle İrab burada gizlenmiş. Tenzür demek imkansızlık demek. Elif hareke almaz çünkü. Harekeyi kabul etme yeteneği yok. Bu yüzden bir imkansızlık var. Harekeyi kabul etmesi imkansız. Bundan dolayı takdiri yani gizli i'rab var. Zillun en'nin haberi za'il ise zil kelimesinin sıfatı olmaktadır. Ve arafe ve bildiği, anladığı, Kim? Erracülü adam. Fail değil mi? Neyi anladı? Ma o şey ki. Ma burada meful. Mena yemna'u mani oluyor. Mani olan şeyi anladı. Yemna'u mani oluyor. Hüve o şey. Yemna'u da gizli zamir hüve var. Neye mani olur? El kavme topluluğa. Topluluğun nesine mani olmuş? Saç uzatmalarına mı? Ne ilgisi var? Min ittiba'i Musa. Musa aleyhisselama tabi olmalarına mani olan şeyi anladı diyor. Min, mini beyaniye. İttiba'i Musa. Zalike bu durum nedir yani? Bu şundan dolayıdır. Bi enne hum. Çünkü onlar sükara sarhoşlardır. Sarhoşturlar. Ne sebebiyle? Bi dünya. Dünya sarhoşluğu sebebiyle sarhoşturlar. İçkiden dolayı değil yani bira içmiş değiller. O anlatılmıyor. Ve sekranu sarhoş ise ma yesme'u duyamaz. Hü ve o kişi. Ve sekran müptede ma haber olur değil mi? Yesme'u'dan sonra gizli zamir hüve var. O kişi duyamaz. Ve la yeş'uru hüve. Hüve var gizli zamir fail Ve anlayamaz. Sarhoş olan duyamaz ve anlayamaz. Ne duyabilir ne anlayabilir. Zalike işte bu durum. Vakıun yani böyledir değil mi? Dalike müpteda vakıun veya kainun gizli e, mahzuf bir haber yaparsın. Mevcudun bu durum mevcudun mevcuttur. Niye? Bi çünkü onlar haysu mekan zarfıdır. O durumdadırlar ki öyle bir yerdedirler ki la yesmaun işitemiyorlar. İşitemeyecekleri bir konumdalar. Ne işitemeyen bir konum bu? Savte Musa, Musa Aleyhisselam'ın sesini. ''Savte'' ses demek. Fe ardından erade tasarladı. Erade ifal babından ecvef bir fiil şey değil, değil mi? Aslında ra de vavi bir ejveftir. Er erade. Bunlar maksut kitabında anlattık. Erade tasarladı kim? Gizli zamiri ve fail olacak. O kişi tasarladı. Neyi tasarladı? en yune bihe uyarmak, uyandırmak. Yani uyandırmayı, uyarmayı tasarladı. Gizli zamiri ve faildir yune bihte. Yani şöyle diyebiliriz. Yune bihe burada ne var? Gizli zamir ve faildir. Hum zaten ne olur? Meful olur. En enim mastariye muzarine evine gelmiş. Muzari nasip etmiş. Nebbehe yüne bihu yüne bihe. He'deki fetha enden gelmektedir. Peşine bir he de var o hum zamir. O farklı bir şey tamam mı? Nebbehe. Bir tane fiil var burada yani. Karışmasın. Nebbehe. Ferraha gibi tefil babından mazi fiildir. Artı peşine hum diye bir zamir gelmiş. Buradaki he ise zamir o farklı. Tamam peki erade hüve. Burada da hüve var. Dikkat ediyorsun inşallah. Erade hüve fiil fail olur zaten. En yünebbi en he hum Burası da meful oluyor. Enle birlikte. En artı hüve artı hum. Yine bihe hum. Burası da nedir? Mef'uldür. Mastar tevilindedir. Peki onları neyden uyandırmak istedi? Min gafleti gafletlerinden uyandırmak istedi. Fe ardından kale hüve. Şöyle dedi. Ya kavmi. Yani ya kavmi. Değil mi? Gafir 39. Diğer deyişiyle mümin Mümin 39. Ey kavmim innema ancak hadihil hayatü dünya. Şu dünya hayatı var ya nedir acaba? Meta'un geçici bir yararlanmadır. Ebedi değil. Bir fayda var. Bir yararlanma var ama geçici. Ve la ahirete şüphesiz ki ahiret ise hiye o ahiret nedir? Darul karari. Karar ebedi demek. Dar mekan. Dar yurt. Ev manalarına geliyor. Darul karari. Ebedi mekandır ve dafika. Dafika şuru fiillerindendir. Başlama ifade eden özel bir fiildir yani. Herhangi bir fiil değil. Mukarebe, raca, şuru fiilleri var bildiğiniz üzere. Şuru fiilidir. Yani başlama fiili. Dafika başladı. Fetha üzerime bir mazifa. Kim başladı? Neye başladı? El cuhalu, cahilun, cuhalun. Cemil mükesser. Cahiller başladı. Hangi gruptan olan cahil? Min beyaniye, beyan ediyor. Min kavmihi, kendi kavminden olan. Kendi kavmi içerisinden olan cahiller başladı da. ne başladılar? Burası Vav'dır. Ayin ile Nun arasında Vav var. Yed'ûne hu ile'l küfri. Yed'ûne çağırmaya hu. O kişi ile'l küfri, küfre çağırmaya. Küfre çağırmaya başladılar. Ve daha nereye çağırmaya başladılar? Eşşirki şirke çağırmaya da başladılar Ve yed'ûne ve çağırıyorlardı. Çağırıyorlar hu o kişiyi ila dinil abai. Aba atalar demek. Ebun abâun. Cem'i mükesserdir. Atalar dedeler manasında. İla dinil abai. Ataların dinine çağırıyorlar ardından ida kale deyince o kişi ida zaman demek. Inca unca dığı zaman. Şart diye de çevirebilirsin. Bazen değil mi? S sade çevrildiği de olur. İda kale dediği vakit dediği zaman deyince lehum onlara ne deyince taalu gelin ilallahi Allah'a gelin deyince Kalu. Onlar da dediler ki lehu o kişiye yönelik. Ne dediler? İrci' ente. Sen dön. Nereye dön? İla dinil abai. Ataların dinine dön. Ve lemma belegu. Lemma belegu. Pardon belegu diyorum. Balegu. Değil mi? Lemma her ne zaman ki balegu. Onlar mübalağa ettiler. Yani ısrar ettiler. Manasında. Bâlegâh fâele yufâiluh Mufâile babından Mazi fiil Cemîm, Müzekker, Gayb, Vâfâil Elif, Elife, farka Zammı üzeri mebni mazî fiildir değil mi? Başındaki lemma zarftır ve muzaftır Zarftır yani zaman manası var Muzaftır yani bâlegu fiilinin e, Ne yapar? Mahallen cer eder Bâlegu fiili Lafzan okunuş, seslendiriliş, yazılış olarak Zammı üzeri mebni ama mahallen yani bulunduğu konum itibariyle hemen sağındaki etkeni yani lemma'yı göz önüne aldığında mahallen mecrur bir cümledir, fiildir değil. Onlar ısrar edince fil davet hususunda kâle dedi ve o kişi lehum onlara yönelik. Ne dedi? Ya kavmi ey kavmim. Mümin 41 oluyor burası. Mali mane li oluyor bana da ed'u ben davet ediyorum kum sizi ile necati kurtuluşa ve ted'une ve siz çağırıyorsunuz ni beni ile nar ateşe cehenneme. Mali bana ne oluyor? Bu ne hal diye çevrilir genel değil mi? Ma ne oluyor? Li bana. Benim için ne vardır yani? Bana ne oluyor da böyle böyle dedi. Okuduk. Peşine 42 numaralı ayet geliyor yine Mü'min suresinden. Ted'ûne, siz çağırıyorsunuz. Ni beni. Ted'ûne, Cem-i muhatap, muzari, merfu, rafa, rahmet, nunun varlığı, va fail. İkinci nun, soldan ikinci nun. Yani ya, ya yakın olan nun diyeyim mesela. Nunu vikaye derler. Ya ise mef'uldür. Zamir. Ted'ûne, siz çağırıyorsunuz. Ni beni. Li ekfura küfretmem için, inkar için beni çağırıyorsunuz. Beni inkara davet ediyorsunuz. Billahi Allah'a inkara. Ve üşrike ve ortak koşmam için çağırıyorsunuz. Bihi o Allah'a. Neyi peki ortak koşacakmışım? Ma o şey ki leste yoktur. Li bende, benim için yok. Bihi o şeye dair ilmun herhangi bir ilim. Allah'a şunu ortak koşacağım ama o ortak koşacağım şey hakkında bir bilgim yok ki. Ve ene ben ve oysa ki ene ben ed'u çağırıyorum. Kum sizi. Edu'da ne var? Gizli zamir. Ene fay Aslı ed'u vu değil mi? Vavdasında aslında zamme var ama takdiri görülmüyor. Niye? Sikal. Ed'u ed'u vu. Ve ene ben ed'u 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 yazıyor sanki. Burada bir yanlışlık var değil mi? Ed'u. Dalda sukun olması lazım. Tamam mı? Dalın harekesi yanlış verilmiş. Yani olur böyle şeyler. Dalda bir sukun, bir yuvarlak olması lazım. Ed'u Buradaki ene müpteda. Ed'u'da ne var? Ayrıca gizli bir ene daha var. Tamam mı? Gizli bir ene daha var. Ed'u artı gizli ene. Birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Birinci görüş. İkinci görüş. Ed'u artı ene artı kum. Kum meful çünkü fiil, fail, meful hep beraber cümle olarak haberdir. O zaman iki görüş var. Bir, fiil artı fail haberdir. İki, fiil, fail, meful hep beraber haberdir. İki görüşü de söyledim tamam. Ben çağırıyorum. Ene ben çağırıyorum. Kum sizi nereye ileri azizil gaffar. Aziz üstün demek. Çok üstün. Mübalagalı isim fail. Gaffar çok baştan. Mübalagalı isim fail de bu. Ve kâle dedi lehum onlara kim dedi er racülü adam er olgun adam. Er sıfat. Racül hem mevsuf hem fail. Ey nebi Yin hangi nebi? Silelim burayı artık. Ey nebi Yin hangi nebi? Câe gönderildi. Min alihetikum sizin ilahlarınız tarafından gönderilen nebi kimdir? Hangi nebi gönderilmiştir? diye sordu. Ve eyyü kitabin nezere. Ve eyyü kitabin hangi kitap? Ey hangi demek? Eyyü kitabin hangi kitap nezere indirildi? Aslında nezere indi demek. Hangi kitap indi? Yani ilahlarınız tarafından hangi kitap indirildi demeye geliyor değil mi? Ve men kim da'a davet etti? İleyhi onlara. Onlara davet eden de kimdir? Onları çağıran kimdir? Ayet geldi. Necm suresi 23 olmalı. İn hiye. İn değil. İni nafiye bu. Değil mi? İnin in manası değil. İni nafiye. Çeşitli inler var. İni şartıya var. Buradaki şart manasında değil. Nafiyedir. İn hiye. O değil. İlla ancak o nedir? Esmaun. Bir takım isimlerdir. Nasıl isimler? Öyle isimler ki sen meytumu siz isimlendirdiniz. Ha onları. Sizin adını verdiğiniz bir takım isimlerdir. Esma burada ne olur? Nekre olduğu için mevsuftur. Peşine gelen sen ha fiil cümlesi olarak esmanın sıfatıdır. Sen meytum aslında sen meytum hani nesartum keteptum gibi peşine vav gelmiş. İşba vav diyoruz buna. Ha ise mefur olur. Entum siz ve aba ve sizin atalarınız ma enzel Allahu biha min sultan. Ma enzele indirmedi ki Allahu Allah biha onlara min sultanin. Sultan güç manasında. Herhangi bir güç indirmedi. Güç, delil manasına gelmektedir. Ve haulay işte bunlar Rusulullahi Allah'ın elçileridir, peygamberleridir. Rasulün nüfret, Rusulün cemim kese. Ha mübteda tamam ha ulâhi. işte bunlar kimdir nedir? Rusulullah Allah'ın elçileridir. Rusul burada haberdir. Peki bu haber nasıl bir haber? Hadi bakalım. Müfred tesniye mi? Ee, eğer bu kelime irab olarak der birde işte sarf açısından bakarsan kelime cemidir. Cemiy mükesser kırık çoğul. Ama buradaki haberin türü nedir denildiğinde de, buna cemiy haber demezsin değil mi? Haberin cemisi olmaz ki. Haberen müfrettir. Ya cümledir ya şibih cümledir. Cümle de kendi içerisinde isim cümlesi, fiil cümlesi olarak ayrılır. Buradaki Rusul kerimesi isim cümlesi mi? Yok değil. Nereden bildin? E, rusul çünkü e, ayrıca kendi içerisinde Rusul kerimesi fiil fail mi? Yok. Mümteda haber mi? Değil. O zaman nasıl cümle olsun? Şibih cümle mi? Yok değil. Çünkü zarf değil. E, harfi car mecrur da değil mi? Harfi cer değil. Car mecrur değil. Yani özetle Rusul nedir? Müfrettir haberin müfret kısmıdır. Evet, Rasul kelimesinin cemisi haklısın. Sarf olarak, irap olarak öyle. Ama haberse senin konun, Rusul'a ne diyeceksin? Müfret haberdir. Peki Rusulullah Allah'ın elçileridir dedik değil mi? Da'av onlar çağırdılar. Da'ave, da'ava, da'avu aslında değil mi? Da'ave, da'ava, da'avu. Bir tane de ilar işleyelim. Böyle okuyup gitmeyelim. Biraz da sarf açısından bakalım konuya. Burada geçmiş olan da'av kerimesinin sonunda ne var? Elif var. Bu elif elifi farka diye adlandırılıyor. Bu elif burada olmasa ilgili kelime cemi olarak göremezsin. Vav nedir? Cemi vavıdır. Değişi de faildir. Aslında ilgili fiil nedir? Da'a ve da'a da, va, da vu. Burası da müfret. Peşine cemisini yazayım ben hemen. Fazla zaman almayalım diye. Da'a vu çift vav ile gelir. Da'a, vu. Niye çift vav? Da'a ve zaten müfrettir. Şurada görmüş olduğum vav, la mel fiilidir. De vu derken çift vav var. Bir tanesi la fiili, diğeri cemi Vavu Kete, bu, cemi, müzeker, gayb, maziye. Vav zaten geliyor yani. Değişik bir şey yok. Peki buradaki vav ne yaparsın? A, vav harfi illet mütarrik, makabli ise meftuh. Vavı ne yaparsın? Elife çevirirsin değil mi? İ'ler var burada. Elife çevirdiğinde şöyle yazılır. Da'av. Peki ne oldu? Elif sakin. E, vav da sakin. İltikay sakine. Yani iki sakin yan yana yazılması söz konusu oldu. Caiz mi? Burada değil. Nerede caiz? E, de geçiyordu şimdi. Ayrıntıya daha fazla girmeyeyim. E ne yapalım? Birini silerim. Hangisini? Vav'ı silerim. Vav silemezsin. Niye? Alamettir. Alametin has ve caiz değildir. Neyin alameti? İlgili kelimenin cemi olduğunu alamet. Ha, o zaman elifi silerim. Sildin geri ayetteki, ayet demeyeyim. Da'av fiilindeki durum kaldı. Yani dav olarak kaldı ilgili kelime. Vaffay. Onlar davet ettiler. Nereye? İlallah Allah'a. Zalike işte bu. Bu kimdir yani? İbrahimun yazmış ama İbrahimu tek zamme. Çünkü böyle mustariftir İbrahim kelimesi. İbrahim'dir aleyhisselam. Ve Yusuf'u ve Yusuf'tur aleyhisselam. Yusuf'u. Bu da gayrimusalliktir. Ve ha da işte bu da Nebiyullahi Allah Nebisi Musa, Musa Aleyhisselam'dır. Burayı sileyim. Ve fi kulli şeyin ve her bir şeyde vardır. Fi kulli şeyin, her şey de demek değil mi? Fi, de, da içinde demek. Kül, her, bütün. Şey zaten Türkçe'ye de şey diye çeviriyorsun. Fi kulli şeyin, her şeyde vardır diyorsun. Vardırı şuradan getiriyorum. Burası haber çünkü. Haber olduğu için yani gramer bilgine dayanarak vardırı eklemelisin. Fi şeyin her şeyde vardır. Lehu ona ait ne vardır? Ayetün delil vardır. Evet. Ayet kelimesi ne oldu? Mübteda. Fi şeyin haberdir. Nasıl haber? Müfret mi? Teslimi mi, cemi mi? Öyle haber bakılmaz ki müfret mi, cümle mi, şibih cümle mi? Şibih cümledir. Nereden anladın? Harfi cer ve mecrurdan oluştuğu için habere şibih cümle diyorum. Ayet kerimesi ise nekre bir müptedadır. E, niye sol tarafta sağda olsaydı? Aa, olur mu? Müpteda nekre sen haberi şibih cümle. Bu durumda haberin önce gelmesi vaciptir. Bu habere mukaddem haber. Müptedaya muahhar müpteda deniyor. Mukaddem öne alınmış. Muahhar müpteda sona alınmış manasında. Bunlar isim müfuldür değil mi? Kaddeme. Devam edelim. Ve fi kulli mekanin ve her bir mekanda vardır. Her yerde yani vardır. Lehu ona ait. Onun için ne vardır? Davetun. E bir davet vardır. Yine fi kulli mekanın haberdir. Şibih cümle olarak haber. Davetun ise müptedadır, nekredir. Az önce anlattığım her şey aynen geçerli peşine ne geldi? Bir ayet geldi herhalde. Bakalım. La carame ennema ted'uneni diyoruz. Gafir 43. Mü'min 43 yani. La carame şüphe yoktur. Ennema ancak ted'une. Siz çağırıyorsunuz. Ni beni ileyhi ona. O şey ki. Lese yok. Lehu o şey için. Da'vetun. bir davet yok. Davet yetkisi yok. Çağıramaz ki fid dünya dünyada da ve la ahirette, ahirette de bir yetkisi yoktur. Ve lemma ye ise lemma her ne zaman ki ye ise ümidi kesildi. Erracülü adamın. Adamın ümidi kesilince kesildiği vakit değil mi? Lemma mazi başında zaman manası ifade eder. Az önce geçmişti tekrar hatırlatmış olalım. Neden adam ümidi kesince? Min hidayetihim. Onların hidayetinden, onları doğru yola sevk edebilmekten ümidi kesilince, ümidini kesince ve seime usandı, bıktı erracülü adam. Neyden bıkmış, usanmış? Min beladetihim. Belade ahmaklık manasına geliyor. Yani artık kafasızlık diyelim, zekasızlık nasıl dersen. Min beladetihim usandı, bıktı. Onların ahmaklıklarından ötürü bıktı. Tarake terk etti. Hüve o kişi. Hüm onları. Tarake hüve hüm. Ne? Fiil cümlesi. Tarake fethe üzeri mebni mazi fiil. Hüve fail. Hüm meful. Mensup. Muttasır. Mensup. Zamil. Ve kâle dedi hüve o kişi. Lehum onlara yönelik. E ne dedi? Gafil 44 geliyor. Fesetedkurûne. Yakında hatırlayacaksınız. Sin var. Çok yakında hatırlayacaksınız. Vekara yedkuru, tezkuru, setezkuru. Yakında hatırlayacaksınız. Neyi? Ma o şey. Ma meful. O şey ki eku'lü ben diyorum. Ene. Gizli zamifay. Lekum. Size yönelik diyorum. Sizin için dediğim şeyleri yakında hatırlayacaksınız. Ve <laughs> bu bırakıyorum, havale ediyorum. Emri, işimi, durumu. İlallahi Allah'a. Allah'a, şüphesiz ki Allah besirun. Her şeyi görmektedir. Besirun görmektedir. Bil ibadi kullarını görmektedir. Ve gazibe öfkelendi. Kim? En nasu insanlar. Ve erade ve tasarladılar. Kim tasarladı? Alu Firavne. Firavun'un hanedanı, ailesi tasarladı. Neyi tasarlamışlar? en yaktulu öldürmeyi kimi hı o kişiyi velakin Allah fakat Allah celle Celaluhu asame kurudu hu o kişiyi ve ehleke ve helak etti aeda onun düşmanlarını Gazibe fethe üzerine mevli mazi fiil ennası faildir. Ve erade, erade ifal babından Mazifi, fiil. değil mi? Ejrefi vavi. Fetha üzeri mebni mazi Alu fail ve muzaftır. Fir'av-ne muzafun ile ve gayrı muzarif. Peki e, fail alu. Meful nerede? Meful en yaktuluhu. Burası en yaktuluhu meful olur. En en maslariye muzari nasip eder. Yaktulune. Yani aslında nun var. Yaktulune. Ama şu anda yok. Evet. Nasb alameti olarak buradaki nun düşmüştür. Yere yaktuluğu kaldı. Aslında Muzari'nin Cemil Müzekere gayb kalıbından Nun düşerse Vav'ın sol tarafına Elif konur. Bunu unutma. Ama şu anda yok. Yanlış mı yazılmış? Yok. E niye yok? Çünkü Vav'dan sonra ne gelmiş? Hu gelmiş. Yani Hu nedir? Bir zamir e olsun. Şunu demek istiyorum. Yani Hu zamiri bitişebilen bir haftır değil mi? Bitişebilen bir haftır. Dolayısıyla Yaktuluhu. Buradaki hu zamiri hükmen vav'a bitişiktir. Bitişik olduğu için vav'dan sonra elife gerek yok. Yani vav yalnız kalsaydı bir atkı gibi, bir atkı gibi, bir mont gibi üşürdü. Üstüne mont alırdı yani mont gibi derken, atkı gibi derken insan üşüdüğünde kendine atkı veya mont alması gibi vav yalnız kalınca soğukta ne yaparmış? Üstüne bir mont alırmış. Ama şu anda yalnız değil. Dışarıda hu var onu koruyor. Hu vav'a bitişik yani. Bitişik değil ama aslında bitişik ama vav sol taraftan hiçbir şeyle bitişemediği için sen bitişik göremiyorsun. Ama aslında bitişik, hükmen bitişik. Bu yüzden Elif'e gerek yok. Bu da aslında dikkat çeken bir bilgi. Yaktuluhu. Demek ki kateri yaktulu. Yaktulune. Vav faildir. Hu mefuldür. Tamam mı? Yaktulu var ya. Orada kelimenin sonunda sonun bir sanda diyelim. Vav fail hu mefuldür. Velakinne Allah evet in enneke enne lakinne isminin nasf haberini raf eder. Allah'a lafzatullah Lakin'in ismidir. Fakat Allah asamehu onu kurudu diyor. Bak asame fetha üzeri mazi fiil gizli zamir hu ve fail hu mefuldür. Bak burada hu bitişmiş. Çünkü mim sol taraftan her harfle bitişiyor. O yüzden bitişik yazılmıştı. Vav bitişik olmadığı için ayrı gibi gözükse de aslında hu vav bitişiktir. Çünkü hu muttasır mensup zamirdir. O yüzden öyle diyorum asame hüve hu fiil cümlesi değil mi? Cümle olarak lakinlerin haberi. Lakinle de ismi nasip haberini raf ettiğine göre asame hu, mahallen merfudur. Ve ehleke helak etti. Kim helak etti? Ehleke şeta üzeri mebni mazi fiil. Gizli zamir hüve faildir. E'de'e mefuldür. Mensup nasip alameti feta ve ayrıca muzaftır. Fiil fail meful yani ortaya çıkmış oldu bir cümle. Peki son satırlara geldik. Burası da 45 numaralı ayet. Fe ve kahu onu korudu. Ve korudu hu onu. Kim? Allahu Allah. Neyden korudu? Seyyiati ma. Seyyat kötülükler demek. Ma o şey. Seyyiati ma o şeyin kötülüklerinden ki mekeru onlar tuzak kurmuştular. Ve haka. ve kuşattı. Bi Ali Firavun'a, Firavun'un hanedanın ailesini ne kuşattı? Su'ul azabi, azabın kötüsü. En kötüsü onu kuşattı. Burası da 45 numaralı ayet. Böylece bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste kısmetse Zevcu Firavun'a buradan devam edeceğiz.